Bugünkü konumuz bulgur. Bizi savaş zamanında tok tutan, yoklukta varlık yaratan, emektar güzelliğin yıldızlı restoranlarda olabilecek güzellikte tabaklar çıkarması mümkün müdür? Ve bunu da sizin benim mutfağımda yapmak mümkün müdür? Bulgur aslında inanılmaz besleyici. Glisemik endeksi o kadar yüksek olmayan, dolayısıyla şekerimizi hop diye kaldırıp bam diye yere dökmeyen müthiş bir güzellik. Peki biz bugünkü aklımızla, dünya gördüğümüzde, Instagram'da, YouTube'da bu kadar fazla video içerisinde bulguru yeterince görüyor muyuz? Biliyorsunuz kanalımızın adı Yemek Okulu. Yemek Okulu niçin var? Bu ülkenin güzelliklerini daha da hepimiz için yaşanabilir yapmak. Ve de sizlerin evine bütçesi bazen çok yüksek olarak, bazen çok düşük olarak çok güzel yemekler sokabilmek. Kocaman bir ekip olarak Furkan bir taraftan, Öykü bir taraftan, Adile bir taraftan, Burak'ın bir taraftan, Osman bir taraftan sizler için çalışıyoruz. Ve bugün aslında önümüzdeki bir sürede bulguru böyle mercek altına alıp onun nerelere gidebileceğini sizle beraber, aslında sizin de katkılarınızla güzelleştirmek istiyoruz. Şöyle bir meydan okuma var. Aşağıya lütfen kendiniz bence şöyle bir yıldızlı restoranda olabilir bu tarif dediğiniz bir tarifiniz varsa lütfen aşağıya yazın. Onların hepsine bakacağım. Baktıktan sonra bir tanesini seçeceğim. Onu da shorts olarak ve reels olarak yapacağım. Çünkü istiyorum ki bu bulgur, bu memleketin güzelliği dünyaca meşhur olması lazım. Yapabilirsek de biz yaparız arkadaşlar. Ve bugün size yapacağım müthiş güzel, havalı, iki Michelin yıldızlı restoranda yiyebileceğiniz bir bulgur pilavına dönüştürüyorum. Şimdi yapacağımız tarif 4 kişiye müthiş bir akşam yemeği olacak. Misafir çağırdığınızda da yapabileceğiniz. Bunun için birazcık mantarım var. 2 tane tavuk butçuğumuz var. Birazcık soğanımız var. Tereyağımız var. Az bir enteresan zencefilimiz var. Onu neden kullanacağımı söyleyeceğim. Şimdi ocağımı açtım. Burada da 300 mililitre tavuk suyum var. Tavuk suyunuz yoksa dünyanın sonu değil ama varsa kullanın. Güzeldir zaten, sağlıktır. Buna 600 mililitre kadar da normal su ekliyorum. Bu pilavın aslında suyu olacak ama onu normal demleyerek değil, yavaş yavaş yedirerek koyacağız. Şimdi 2 çorba kaşığı tereyağı. O bir taraftan erirken burada Filiz'in Mardin bulguru var. Neden Filiz'in Mardin bulgurunu seviyorum? Çünkü bir Mardin'den coğrafi işaretli güzel bulgurları bize Filiz ehemmiyetinde, detayında çiftçilerle sözleşmeli tarımla çalışarak bu hale getiriyorlar. Böyle kehribar sarısı çok da güzel bir rengi de var. Şimdi bunu farkındaysanız dikkatli açtım, niye olduğunu göstereceğim. 1-1,5 bardağı sanki pirinci kavurur gibi, bu ocağın ne kadar harlı olduğunu unutmuşum, kavurmaya başlayacağım. Şimdi o sırada bak, buradan şeyini açtım ya, etiketini. Böyle şey yapıp etiketiyle beraber şöyle kapatıyorsun. Taze de kalıyor. Tereyağım bir taraftan erirken bulgurlarımı da kavurmaya başlıyorum. Böyle çıtır çıtır olana kadar kavuracağım. Altını bir tık kapatıyorum. Şu an bir İskender kokusu gibi çıktı. Neden çıktı o koku? Tereyağından. Aynen. Tereyağındaki süt güzelce karamelize oldu. Böyle yaklaşık 3 dakika kadar orta ateşte kavuracağım. Şimdi bakın burası çok önemli. Güzelce her tane rengini değiştirdi. Ve bak sesini dinleyelim. Bazen her şey görüntü de değil. Sesi böyle. Mesela kumsalda böyle su gelir. Sonra o kum böyle su çeker ama tam çekmez. Islak bir sesi olur. Tatilden yeni gelmiş olduğumun anlaşıldığı. Böyle bir hale geldiği zaman renk de hafif kahverengileşince ekleyeceğimiz şey tavuk. Şimdi 2 tane butu küp küp doğradık. Bunlar şu an aşırı sıcak ya tava. Tavanın harıyla birazcık böyle mühürlenmeye başlıyor. Hem de böyle kendi suyunu çıkardı, o bulgur o suyu çekmeye başlıyor. Ve aslında 4 kişiye 2 but dediğimiz kişi başı 50 gram tavuk oluyor ama böyle acayip doyurucu tavuklu bir pilava da dönüşüyor. Şimdi bu haliyle de bir yaklaşık 2 dakika, yani şu an hala pembeliklerini görüyorum. Tavuklar hafif böyle her tarafı beyaz olup mühürlenene kadar kavurmaya devam edeceğim. Tavukların böyle renk değişti ama daha tam kahverengileşmedi. Ama daha ne gelecek? Soğan geliyor. Soğanın o hafif ekşi suyu birazcık hepsini yumuşatacak, lezzet artacak. Yemek pişerken eklenen tuzun etkisi lezzeti arttırma. Dolayısıyla bu aşamada bak önce biraz pişen tavuğa,
Sonra da bu soğanın üstüne birazcık suyunu da salabilsin diye yaklaşık böyle 3-4 tutam tuz koydum. Şimdi bunu kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar bu çiğliklerini, beyazlıklarını bırakana kadar. Soğanlar da böyle bakın yumuşadı ve böyle kendini bıraktı. Mantarlar giriyor. 200 gram mantarım var. Ne koyuyoruz yine? Bir tutam tuz. Şöyle. Hatta 1,5. Yarım Furkan tutamı. Furkan çok tutamlı. Bunları da güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Mantarlar da böyle kendi hafif bırakınca artık iki tane lezzetlendiricimiz var. Bunlardan bir tanesi sarımsak. Sarımsağı şöyle koyuyorum ama daha karıştırmıyorum. 2 diş sarımsağım var. Bir de zencefilim var. Zencefilin dışlarını önce şöyle bir kaşıkla soyuyorum. Kaşıkla soyduktan sonra şöyle rendeliyorum. Şöyle alıyorum. Bol bol bak suyu var. Önce bak bu suyu böyle içine elimle döküyorum. Normalde birazcık daha taze bir zencefil olsaydı bu lifli kısımlarını da koyardım. Ama biraz fazla lifli geldi. Koymuyorum. Zencefilin miktarını arttırıyorum. Yani illa aynı zencefil gibi sulu fakat çok lifli. O yüzden şöyle hafif biraz daha ekleyip bunun da suyunu birkaç tane de şöyle tanesini, çok fazla değil bu kadar da tanesini koydum. Şimdi şöyle bir zencefil ve sarımsağın da ateş görmesini sağlıyorum. Bu aslında batı yemeği gibi ama aynı zamanda doğu yemeği gibi. Çünkü bakın bulgurlar sapsarıydı. Ne renk oldular. İçinde mantarı var. Mantarın suyundan nasiplendiler. Tavuğun suyundan. Karamelize olan soğanın tatlılığından, ekşiliğinden onları böyle ince ince içlerine çekerek bir hal almış durumdalar. Şimdi bir tutam daha son tuz ve bir tutam da pul biber ekliyorum. O hafif bir acılık ekşiliğimiz vardı. Acılığımızı da ekledik. Burada kaynayan et suyunu da şimdi yavaş yavaş yedireceğim. Şöyle koyuyorum. Bir buçuk bardak 250 gram bulgurum var ya, 900 mililitre 300 tavuk suyu, 600 normal suydu. 900 mililitre de suyum var. Bardak olarak baktığımızda da bizim küçük bardaklarla yaklaşık 4,5 bardak ediyor. Yani oranı anlamak için 1'e 3 gibi olduğunu düşünebiliriz. Tavada yavaş yavaş bu suyu çekmesini sağlıyoruz. Yarı yola geldiğimizde, yani suyun yarısını kullandığımız zaman içine son dakika yeşilliğimiz girebilir. Son dakika yeşilimiz nedir? Güzel bir biberiye. Biberiyeyi bıçakla kesmiyorum. Bıçakla kestiğin zaman biberiye acılaşıyor. Aksini iddia edenler de bütün gün tartışabilirim. Ve hala nasıl bıçakla kesiyorlar inanamıyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Şöyle biberiyeleri ekliyorum. Şimdi o zencefille o biberiyenin acayip bir güzelliği oluyor. Refika biz nereden bulacağız derseniz kekik, kuru kekik, kuru nane falan da ekleyebilirsiniz ama biberiye dirayetli bir yeşilliktir. Bir sap alırsanız o hep kendini bütün kış balkonda falan korur. Biz de burada balkonda yetiştiriyoruz. Acayip tavsiye ederim. İBB'nin parklarında da bulunuyor aynen. Bazen komşu bahçelerinden de burada gelirken Burak'ın eski evinin orada vardı. Alınabilir. Bak görüyor musunuz? Bu haliyle bile bu arada bu bulgur inanılmaz. Böyle hafif çıtırlı granola gibi diyebiliriz. Hani öyle bir çıtırtısı var ve böyle tadı da nefis. Ama biraz daha açılsın istiyoruz. Bu kalan suyu tatlış tatlış ekliyorum. 2 kaşık. Hep aynı tarafa çevirerek çok da böyle aşırı şey yapmadan çekmesini sağlıyoruz. Şöyle bir tadına bakın. Ama çok sıcaktır, dikkat edin. Müthiş bir isi tat, soğandan tatlılık. Çok güzel kokuyor zaten. İnanılmaz. Hala bir parça dibinde böyle suyu varken altını kapatıyorum. Şimdi bu aşamadayken buzdolabından tereyağımı çıkarıyorum. Buzdolabından, neden buzdolabından? Soğuk tereyağı kullanmamız lazım. 2 çorba kaşığı ekliyoruz. Bağlasın istiyoruz tereyağın. Ve bağlayabilmesi için de soğuk tereyağı, sıcak tereyağı böyle hani mayışırken de bırakın. Soğuk tereyağı biraz donar, hafif onu katılaştıracak ve dolayısıyla aslında bağlayacak.
Şimdi aslında daha böyle parlak ve güzel bu halde de yiyebilirsiniz. Refika, ben peynir ve tereyağı yemek istemiyorum derseniz bu haliyle de inanılmaz güzel. 2 çorba kaşığı tereyağımızı koyduk. Son olarak da 50 gram bergama tulumum var. İzmir tulumu şöyle bir rendeliyorum. Bu bir nevi parmesan gibi işliyor biliyorsunuz. Evet. Evet gençler şimdi böyle süper seksi gözükme olabilir tipi ama tadını ancak yapınca görmek mümkün. Yani kebap gibi kokuyor bir taraftan. Şöyle hafif her tarafına ince bir İzmir tulumu azıcık koyduk. Bir de bu hani parçalar bırakmıştık. O parçalardan bir iki tane arada böyle büyük büyük geliyor. Son olarak da azıcık taze biberiye. Yemeden evvel karabiberini de koyuyoruz. Karabiber taze çekim olursa her zaman daha şeydir. İri çekim karabiber. Şöyle bir kaşıkla izninizle şöyle bir parça bakıyorum. Şu an herkes aç kurt. İlk başta bizi o zencefilli ve kavruk bulgur karşılıyor. Sonra tavuğun tadını alıyoruz. Sonra mantarın tadını alıyoruz. Karabiber geliyor. Çok mutlu oluyorsun sonuç olarak. Şimdi bu işin en güzel göstergesi. Yemeği buraya çıkardıktan sonra bakalım ne kadar sürede bitecek. Onu da Akın sen çekersin artık. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel restoranlara gitmekte hepimiz zorlanıyoruz o dönemde. Arada birbirimize bunu yapmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.